Sayende İstanbul'daki bütün restoranları öğrendik Deryan. Ne güzel işte, fena mı oldu? Senin aklın başka bir yerde mi? Yok. Sürekli etrafa bakınıp duruyorsun da. Ya ben sana emrivaki mi yaptım yoksa? Öyleyse çok üzülürüm. Evet, emrivaki yaptım. Tamam, kalkalım o zaman hadi. Saçmalama Derya, geldik buraya kadar. Yani ne bileyim, ben seni zorlamak da istemem. Öyle bahane arıyormuşsun gibi kalkmak için. Kimse bana zorla bir şey yaptıramaz Derya. Çok iddialısın. Hadi anlat. Kitapçıdaydık. Bu kadar mı acelem var Yavuz? Bir yemeğin tadını çıkaralım. Tamam, pardon. Çıkaralım tabii. Ne istersin? Fark etmez, sen söyle, yerim ben. Çok gıcıksın ya. Et. Balıkçıdayız. Tamam, balık. Ne balığı? Nasıl pissin? Normal balık, normal pis. Şarap içmezsin herhalde. Mesai saatleri içerisinde içmiyorum. Gören de tim komutanlığına geri dönmüşsün. Birazdan operasyona katılacaksın sanır. Bak sen bunu dedin ya, fonda çalan müziği söyleyeyim mi sana? Cem Karaca'nın tamirci çırağı. İşçisin sen, işçi kal. İyi dedi tulumları. Çok komik. Bakar mısınız? Efendim, müsait misin Yavuz? Buyurun komutanım, müsaitim. Sana kötü bir haberim var. Ne oldu? Ateş. Teröristlerin eline geçmiş olabilir. Haber alamıyoruz. Ne diyorsunuz siz komutanım? Seninle hiç iletişim kurmuş muydu? Hayır, yapabileceğim bir şey var mı? Eğer seninle iletişim kurarsa bir şekilde mutlaka haber ver. Ya da ne bileyim, biraz saçma ama işte haber falan alırsan. Bizimkiler? Bizimkiler dönüyor. İstihbarat araştıracak. Tamam komutanım. Bir gelişme olursa habersiz bırakmayın beni. Merak etme. Komutanım siz iyi misiniz? Olmam gerektiği gibiyim Yavuz. Anlaşıldı. Tamam, haberleşiriz. Derya, benim acil çıkmam lazım. Müşterilerden biri arıza yaratmış. Ne müşterisi? Ya adam arabasını bırakmış da tutturmuş alacağım diye. Ortalığı birbirine katmış. Tamam, bu kadar önemliyse. Sana buradan taksi çağırırlar. Ben hallederim, sağ ol. Kusura bakma. Önemli değil yani. Seni buraya zorla ben getirdim, sen kusura bakma. Telafi ederiz. Bakarız. Harun. Buyurun efendim. Bizim siparişler iptal. Bir taksi çağırabilir misiniz bana? Peki efendim. Sızmaya çalışanların sonu aynen böyle oluyor. Dronları patlatmışlar ama.
Bu nasıl düştü kucağına? Kardeşleri de patladı sandı da ondan. Bir anlık duygusallık seni ne hallere düşürdü. Hepinizin sonunu bu duygular getirecek lan. Hepinizin. Keşke bu duygulardan biraz da siz nasibinizi alsaydınız. Belki o zaman bu kadar olmazdınız. Ölü olmaktan iyidir. Ne yapalım bunu Şero? Şimdilik bekleyeceğiz. Dronların gittiğini öğrendiğinde Dragan zaten manyağa dönecek. Bu herif bizim sigortamız. Gerisine Dragan karar verir. Dragan'ın kuçusu. Sahibin tasmanı çok mu sıkı tutuyor? Ha? İzin vermiyor mu sana? Sen fazla havlayınca kızıyor mu? Zavallı köpek. Şero. Dronları kurtaramamışsın Şero. Ben sana ne demiştim? Dur. Sakin ol. Dronlar gitti ama bunu telafi edecek çok iyi bir şey var elimde. Görünce çok hoşuna gidecek. Bak bakalım. Güzel. Güzel. Bu albayın askerlerinden biri değil mi? Ta kendisi. Üstelik sadece askeri değil. Oğlu muymuş, damadı mıymış, neymiş öyle bir şey. Oğlu damadı ne yaptı işte. Belli ki patlayan annesinin intikamını almaya gelmiş. Güzel. Beni bekleyin. Ben ona ne yapacağımı gayet iyi biliyorum. Tamam. Bekliyoruz. Usta acil durum. Karabatak Dragan'ın elinde olabilir. Neredesin sen? Tamirhaneye geliyorum. Sen? Şimdi girdim. Adamı ne yapmış? Hangi adam? Bagajda adam vardı. Sonra savcanımla arabaya binip gittiler. Bagajdaki adamı soruyor kopuk. Hala benimle. O adam işimize yarayacak. Gelince anlatırım. Bekliyoruz tamam. Ya 2 dakika çıkıyorum. Ne saçmalık varsa oluyor. Adamın bagajda ne işi var? Derya niye o arabada? Usta bana niye kızıyorsun? Olaylar öyle gelişti ben. Aşağı indim, yukarı çıktım. Komutanım arabaya binmiş gidiyor. Neyse, Yavuz sıkıntı yok dedi. Sıkıntı yok dediyse yoktur. Kusura bakma. Ah.
Oğlum bak, senin gibi çok adam geldi geçti bu tezgahtan. Ben şiddet kullanmayı seven biri değilim. Ama yerine göre şiddeti bir enstrüman gibi kullanmanın gerekli olduğunu düşünüyorum. Hele senin karşı. Ne istiyorsunuz ki, ben anlamadım. İrfan nerede takılıyor? Birçok yer var takıldı. Hepsini söyle. En çok şeye gider. Tarafında bir villası var. Aslında kumarhane. Büyük oynanır orada. Sadece davetliler girebilir. Orada mı takılıyor? Bu gece bir oyunu var. Onu biliyorum. Ama herkes giremez. Ama sen sokarsın. Ara kim arayacaksan, beni içeri sokacaksın. O istediğin olmaz. İrfan abi öldürür beni. Bize ne lan? Bize ne? Gencecik çocuk kendini öldürdü. Senedi imzalatmışsınız çocuğa. O da oynamasaydı. Siz niye oynatıyorsunuz lan? He? Yasak değil mi? Yasa dışı değil mi? Çocuğun parasız pulsuz olduğunu bilmiyor musunuz? Kaç ocak söndürdünüz kim bilir? Ara kimi arayacaksın? Hadi. Ver telefonunu. Karabatağı böyle bulacağından emin misin? Başka bir şansımız var mı? Deniyoruz işte. Fethi ve Eylem nerede? Hastaneye gönderdik komutanım. Kötü bir durum yok. Kontrol ettirdik. Ama tabii daha detaylı bir tetkik lazım. İyi yapmışsınız. Komutanım, Karabatak ellerinde hala. Asker olduğunu da anlamışlardır. Ne yapacağız? İstihbarat araştırıyor. En ufak bir ipucu bulur bulmaz harekete geçeceğiz. Komutanım, ya geç kalırsak? Bir önerin mi var Feyzullah? Ben ne bileyim komutanım, arayalım tarayalım. Gerekirse kamp kamp dolaşalım. Bölgede onlarca, yüzlerce muhbirimiz var. Elbet bir haber çıkacaktır. Bilgimiz olmadan yapacağımız her hamle gereksiz güç harcamaktan başka bir işe yaramaz. İnşallah çok geç kalmayız. Biz özel kuvvet askeriyiz Mücahit. Hiçbir zaman geç kalmayız. Hadi şimdi biraz dinlen. Sağ ol. Ne oldu? Niye bir şey olmuyor? Eylem. Tamam, sakin. Ha, ne sakin Efeci? Kalbi atmıyor. Ha? Bir şey söyler misiniz lütfen? Bebeğim iyi mi? Ne oldu? Maalesef. Bebeği kaybetmişsiniz. Olur mu öyle şey ya? Hayır, olamaz mı? Bir daha bakın, hayır. Anlardım ben öyle olsaydı. Üzgünüm. Eylem. Fethi, bir şey söylesene. Fethi gitti. Fethi, başka doktor bulalım. Olamaz, ben anlardım öyle olsaydı. Eylem. Fethi. Hayır, başka doktor bulalım. Başka biri daha baksın. Eylem, tamam. Bizim için ne kadar değerli olduğunu biliyor musun? Neleri kaybettirdiğini biliyor musun? Senin kaybettirdiklerinin yanında hiçbir şey. Edebiyat yapma bana. Birazdan Dragan gelsin. Seni de albayın karısı gibi yapacağım. Şero. Beni bir çözsene. Burada herkesin içinde sana bir hareket çekeceğim. Şu ellerimi bir çöz. Geberteceğim ben seni. Seni kendi ellerimle öldüreceğim. Seni öldürmeden ölmeyeceğim lan. Seni öldürmeden ölmeyeceğim. Senin o kalbini yerinden sökeceğim. Ondan sonra bu dünyadan gideceğim. Senin o kalbini yerinden sökeceğim lan. Oh, sohbet bayağı ilerlemiş ha. Hoş geldin Dragan. Bakın burada kim var? Ah,
şanslar. Geçmiş olsun İrfan Bey. Göremez kaza işte. Geçmiş olsun. Bir sıkıntı yok, her şey yolunda değil mi? Yok abi, her şey tıkırında. Dikkatli ol. Merak etme abi. Delikanlı, bu akşam pek şansınız yok sanırım. İlk defa geliyorsunuz herhalde. Doğrudur. Kumardan pek anlamam. İsterseniz fazla kaybetmeden bırakın. Yok, devam edelim. Buyurun. Nasılsınız beyler? Bayanlar? İyiyiz İrfan Bey. Siz nasılsınız? Eliniz nasıl oldu? Senin ne işin var burada? Şansımı deniyorum ya. Yalnız hiç bana göre değil bu işler. Olay çıkmadan gitsem buradan. Burada bir olay çıkacaksa ben çıkarırım İrfan. Bakalım duruma göre. Hadi git müşterilerle ilgilen. Siz Türklere hayret ediyorum ya. Hiç beklemediğim anda, hiç beklemediğim yerde karşıma çıkıyorsunuz. Bizim en iyi yaptığımız iş o. Sen böyle şeylerle kafana yorma. Olur tabii. Tabii. Ama bak, sonuçta buradasın. Karşımda. Hani arkadaşların seni hiç yalnız bırakmazdı? Nasıl oldu da ayrıldınız birbirinizden ha? O Tim. Şu tasmasını tuttuğun köpek var ya. Benim onunla kişisel bir meselem var. Onu halletmeye geldim. Evet. Şu bomba meselesini diyorsun. Çok üzgünüz. Ben şahsen ayrıca çok üzgünüm. Yani nasıl oldu da o albayınız o bombayla paramparça olmadı, gerçekten hayret ediyorum. Çok üzgünüm. İşiniz gücünüz lan. Başka yaptığınız hiçbir şey yok. Biz senin gibilerin sonunu çok getirdik Dragan. Yalnız unuttuğum bir şey var. Ben onlar gibi değilim. Ben onlardan biri de değilim. Beni çok büyük zarara uğrattın sen. Ödeyebilecek misin? Öyle vuracaksın. Böyle. Acımadan. Acımadan vuracaksın. Acımadan. Anladın mı? Acımadan. Ne kadar ciddi olduğumu anlatabildin mi? Bir zamanlar senin gibi komik bir terörist vardı. Bilmem hatırlar mısın? Yanarak cehennemi boyladı. Biz senin gibilerin sonunu çok getirdik Dragan. Tam
tahmin edemeyeceğin kadar. Senin ateşin yandı. Hı. Harlanıyorsun. Haberin yok. Anladım ya, çulsuz bu. Lafla karın doyurmaya çalışıyor. İyi, ne yapalım canım, biz de seni nakde çevirecek bir yol bulacağız. Toplayın bunu, gidiyoruz. Nereye? Kes sesini. Sen sesini kes. Dragan, benim ne suçum var? Senin daha ne suçun olacak lan? Koskoca operasyonu sana emanet ediyorum. Sen bir metre ötendeki Türk askerini fark etmiyorsun. Dragan. Dragan yok. Bitti Dragan, yok. Bundan sonra dibimden ayrılmayacaksın. Koskoca örgütsünüz, içinizde bir tane kafası çalışan adam yok. Salaklar ordusu. Salaklar ordusu. Hepiniz salaksınız. Onu bileydi. Görüyorum. Paran da bitti, kalksan artık. Başka bir şey koysam? Delikanlı, burada başka bir şey olmaz. Kumar bu. Koyarsın paranı, adam gibi oynarsın. Ya daha değerli bir şey koyarsam? Saat falansa bakarız tabii. Rest. Ne o, silah falan öyle, bize iş mi atıyorsun? Doğru, silahla şaka olmaz. Onu çıkardın mı sıkacaksın. Nasılsın kızım? İyiyim. Sen nasılsın asıl? İyiyim. Gözlerin öyle demiyor ama baba. Başka bir şey yok değil mi baba? İyi misin gerçekten? İyi olacağız. Hep iyi olmak için uğraşacağız. Annem bizi böyle görmek isterdi. Beni anneme götürür müsün baba? Tamam, gideriz. Ama önce iyileşmen lazım. Artık iyileşemem ki baba. Kızım öyle şeyler söyleme. İyileşeceksin. Annem yok baba. Annemi öldürdüler. Nasıl iyileşeyim ki? Nasıl yaşayacağız baba onsuz? Canım çok yanıyor gerçekten. Ne olur anneme götür baba. Ne olur. Tamam kızım. Tamam. Doktorunla konuşayım. Eğer izin verirse yarın sabah gideriz.
Ateş nerede baba? Neden gelmedi hala? Gelir kızım, gelecek. Operasyonda. Baba kötü bir şey yok değil mi? Benden bir şey saklamıyorsunuz değil mi baba? Yok kızım. Yok bir şey saklamıyoruz. O da çok üzgün. Ama görevde olmak zorunda. Sen buradasın ama. Çünkü sen varsın. Artık senin gözümün önünden bir saniye bile ayırmayacağım. Seni de kaybedemem. Canım kızım. Tatlı ister misin? Yok, sağ ol. İyi, peki. Sen bana kızgın mısın? Yok canım, niye kızgın olayım? Ne bileyim, sabahtan beri ağzını bıçak açmıyor da. Ne bileyim, öyle dalgınım. Zor zamanlar geçiriyoruz. Ateşten hala haber yok değil mi? Bir var bir yok. Nasıl olacak bilmiyorum. Biz hiç şu ana kadar arkamızda adam bırakmadık. Böyle sürekli bir yanımız eksik gibi geziyoruz. Çok bağlısınız birbirinize. Yani kardeş olsa bu kadar bağlanılırdı herhalde. Şaşırıyorum bazen. Canını emanet ediyorsun. Sevmezsen, saymazsan. Varını yoğunu nasıl emanet edeceksin? Doğru söylüyorsun. Tabii ben hiç alışkın değilim böyle bir arkadaşlık biçimine. Bizimkiler daha çok gülelim, eğlenelim. Sonra başın sıkıştığı zaman o dostum dediğin insanların bir iki tanesini çok zor bulursun yanında. Tanıştık kendileriyle. Mücahit. Ben arkadaşlarımın adına özür dilemek istiyorum senden. Takma ya. Olur öyle şeyler. Allah bağışlasın sizi birbirinize. Vereyim mi güzel ablama bir gün abimden? Olur valla. Ver. Yok yok, gerek yok. Sevgilini alacak işte. İçinden geldi. Neden istemezsin? Aynen. Yok, teşekkür ederim. Sağ ol. Abi. Sağ ol abla. Başka sefer inşallah. Alsaydın keşke. Burada kimse görmezdi seni. Nasıl yani? Ne bileyim. Sevgilim olmaktan korkuyorsun ya. Burada arkadaşların falan da yok. Sana gülemezlerdi. Alabilirdin yani. Ben kimseden korkmuyorum Mücahit, saçmalama. O yüzden mi sevgilim diyemiyorsun? Melisa, benden utanıyorsan söyleyebilirsin. Senden utanmak mı? Mücahit, o ne biçim laf? Saçmalama, ben sana... Söyle. Söyle Melisa. Söyle. Bunu söylemek bu kadar mı zor ya? Bak ben içim dışım bir adamım. Hayatta da hiç sevgilim olmadı. Böyle araları dereleri bilmem ben Melisa. Seviyorsam tutarım elinden. Sıkı sıkı tutarım. Bunları şu an konuşmak zorunda mıyız? Ne zaman konuşalım Melisa? He? Ne zaman konuşalım? Arkadaşların gibi düşünüyorsan söyle bana. Beni yanına layık görmüyorsan bunu bileyim Melisa. Mücahit bak. Öyle böyle yok Melisa.
böyle böyle yok. Tutacak mısın elimden? Tutmayacak mısın? Ben senden kurtulamayacak mıyım birader? Kurtulursun. Nasıl? Senetleri vereceksin. Ne senedi? Yusuf Özbark. Çocuk kendini astı. Senden o senetleri varmış. Kolay hallolur. Hepsini vereceksin. Git getir senetleri. Yürü. Biraz etrafı dağıttık, kusura bakma. Başka ne istiyorsun? Soyun. Dalga mı geçiyorsun? Soyun dedim lan, donuna kadar çıkar. Soyun. Kafama sıkarım daha iyi. Bir daha söyleyeyim mi? Sami denen Dragan'la iş tutuyor. O Dragan benim bir kardeşimi almış. Adı Ateş, Karabatak diye bilinir. Sami'den Dragan'ın Karabatak'ı nerede sakladığını öğreneceksin. Sonra bana söyleyeceksin. Yani Sami'yi satmamı istiyorsun benden. Vallahi sen bilirsin. Şu videoyu internete koyarsan 1 milyondan fazla tıklanır. Artık kafana mı sıkarsın, ülkeyi mi terk edersin? Bu iş burada bitmez Yavuz. Bunun bedelini ağır ödersin. Daha bizi tanımıyorsun. Komutanım, tüm senetleri aldım. Işık biraz ters ama iş görür. Yüzü falan da meydanda. Senden çok acil haber bekliyorum İrfan. Yoksa tren topik olmaya hazır ol. Seni atarım. Sen nereye komutan? Bugün Derya'yı çok ayıp ettim. Dediğimi gönlünü alayım. Komutanım, sen savcı hanıma gönlünü kaptırıyorsun galiba. Yok be kopuk, dedim ya ayıp ettim diye. Biz gönül defterini kapattık malum. Ben anlamam o işlerden. Ama savcı hanım da sana inceden yanık galiba. Bize yananların sonunu biliyoruz kopuk. Kapat meseleyi. Sen nasıl istersen komutan. Kız olursa adı Zeynep olsun diyecektim. Çok özür dilerim. Şşş. O ne demek öyle?
Niye özür diliyorsun ki? Belki ben onu daha çok isteseydim başta. Böyle olmazdı. Eylem, böyle konuşma. İstesen de istemesen de operasyona giderdik biliyorsun. En baştan beri istemediğine hiç inanmadım ki. İçten içe istiyordun hep. Bütün ben çok üzgünüm. Ben de. Ama kendimi suçlama bunun için, tamam mı? Kader böyleymiş. Birimiz eşini kaybediyor. Birimiz kardeşini kaybediyor. Birimiz de evladını kaybediyor. Niye böyle olmak zorunda ki? Bilmiyorum Eylem. Bilmiyorum. Ama niyesini sorgulamak bizim işimiz değil. Bizim işimiz ayakta kalmak. Biz bir kere yaşıyoruz. Ama bu ülke yıllardır yaşıyor bu acıyı. Bunu bilmek benim acımı dindirmiyor. Biliyorum. 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 Ama mücadele gücü veriyor en azından. Bana bak. Sen tanıdığım en güçlü kadınsın. Biz birbirimizi sevmekten vazgeçmediğimiz sürece bunu da yaşayacağız. Göreceksin. Asla vazgeçmeyeceğim. Tamam başsavcım. Ben yarın hakim beyle konuşup teknik takip için başvuru yapacağım. Bilgilendiririm sizi de. Size de iyi geceler. Ne bu? Nohut pilav. Tamirci usulü. Ne için? Saçına sürersin. Dökülmeleri iyi geliyormuş. Stand-up yapmaya mı geldin? Hayır, bugün seni restoranda bırakmak zorunda kaldım. Gönül almaya geldin yani. Yani. İyi tamam, geç o zaman. Sami abi, ya bu savcıya geldi, Derya'ya. Yapma ya. Bak sen şu işe. İzle izle. Ama dikkat et seni görmesinler. Fotoğraflayabilirsen de çok iyi olur. O işi çoktan hallettim abi. Gönderiyorum sana. Tamam. Derya, bugün için gerçekten kusura bakma. Yani birden öyle kalkıp gitmem hiç hoş olmadı. Önemli değil. Zaten ben saçma bir şekilde ısrar ettim, benim hatam. Tamirci halim böyle yoğunsa asker halini merak ediyorum. Ya bizimkilerin halini görüyorsun işte. Geceleri gündüzleri yok. Hayatımız öyle geçti. Hafız vardı mesela. Çocuğu olduğunda sınır ötesindeydik. Ben bir sürü doğum günümü operasyonda geçirdim. Erdem komutanın Nazlı'nın lise mezuniyetine gidemedi. Benim de farklı değildi aslında. Benim ilk görev yerim de odaydı. Savcı yardımcısıydım. Gece 3'te bir telefon gelir. Hop binersin arabaya. Yola çıkarsın. Bir metre kar.
Kalırsın orada, gidemezsin. Niye yapıyorsun bu işi? Ülkemi seviyorum. Adaletin yerini bulmasını seviyorum. Birilerini ezdiğini, mağdur ettiğini görmek beni çocukluğumdan beri deli eder. Tam bir süper kahramansın yani. İyilerin dostu, kötülerin düşmanı, savcı Derya. Benim özel güçlerim yok. Ama ben hukukun üstünlüğüne ve adalete inanıyorum. Benim var özel güçlerim. Ama her süper kahraman gibi yalnız ve mutsuzum. Yalnız falan değilsin. Ben varım. Bak. Buradasın. Şurada bir şey kalmış. Şurada, şurada. Geçti. Sen ne diyecektin bugün? Ben sana kitap imzalattım ya. Hı-hı. O senin yazını karşılaştırmak için küçük bir numaraydı. Ne? Nasıl yani? Ben bir suç mahallindeydim ve bir not buldum. Senin olduğunu düşündüm. Neden? Çünkü kendi halinde bir tamirci olduğuna bir türlü inanamıyorum yani. İkna olamıyorum. Derya, bu iş çok uzadı. Ya bana güven ya da şu kapıdan çıkayım, bir daha da girmeyeyim. Ben sana güvenmek için elimden geleni yapıyorum Yavuz ama başım beladan kurtulmuyor ki. 5 yaşımdan beri böyleyim. Ölene kadar da böyle olacak. Sana güveneyim mi yani? Evet. Yani hayır. Bilmiyorum, sen bilirsin. Ben güveneceğim. Ama beni hayal kırıklığına uğratırsan başım belaya girer. Anlaştık. Lan bunlar işi pişirdin mi çoktan? Savcın var, ne var bunun arkasında ya? Önünde sonunda kim olduğunu çözeceğim Yavuz. Var sende bir çapan ol ama çözeceğiz, sonunda çözeceğiz. Ben kalkayım artık. Otursana ya. Tabii acil bir işin yoksa motor yağını değiştirmek gibi falan. Ha ha ha. Film izleyelim mi? Aksiyonlu bir şeyse olur. Doymadın aksiyona be adam. Aşk filmi var uygunsa. Konusu ne? Aşk. Bir kadın, bir erkek birbirlerine aşık oluyorlar. Hadi ya. Çok enteresanmış, merak ettim. Silahların patlamadığı bir filmi niye çekerler ki? Gerçekten ilginç bir konusu var ama. Gerçekten. Mısır patlatayım mı? Yemem. Yersin, yiyeceksin. Mısır yenmezse film izlenmez. Sen geç otur, ben geliyorum hemen. Orta Doğu'da sular durulmuyor sevgili izleyiciler. Bugün düzenlenen canlı bomba saldırısında 40'tan fazla sivilin can verdiği belirtildi. Ayrıca ölenlerden 7'sinin çocuk olduğu gelen bilgiler. Usta, bu Orta Doğu'nun derdi ne? Hiç bitmeyecek mi bu? Hep böyle mi olacak? Ya niye yapıyor insanlar bunu kendine?
Orta Doğu mu? Evet. Şöyle otur bakalım bir. Seninle biraz ders çalışalım. Kopuk. Dünya kelimeler üzerine kurulur. İstesek de istemesek de insan ya kendi kelimeleriyle konuşur ya da başkalarının verdiği kelimelerle, ödünç kelimelerle. Millilik, vatanseverlik budur işte. Etrafındaki dünyayı kendi kelimelerinde kurma mücadelesidir bu. Sana basit gelebilir, kolay gelebilir ya da önemsiz. Ama bu kavga gerektirir. Dışarıdan bakanların anlayamayacağı bir kavga. Kelimeler için kavga mı olur diyenlerin kavrayamayacağı bir kavga. Peki neden Orta Doğu? Nerenin ortası ki bu? Bizim tarihimizde Orta Doğu diye bir şey yok aslında. Batının da yok. Bizde Şam var, Hicaz var, Bağdat var, Basra var, Mısır var, Mağrip var. Ama Orta Doğu yok. Yoksa niye öyle diyoruz? Adam yok. Çünkü Orta Doğu demek Türk'ün Müslüman memleketlerde kaybettiği toprak demek. Orta Doğu demek Osmanlı dağıldıktan sonra bizim İstiklal Harbi ile bir kısmını kurtarıp vatan toprağı yaptığımız Anadolu dışında kalan Müslüman coğrafya demek. Yani Osmanlı'dan alınan topraklar demek, başsız bırakılmış, Batı'nın zimmetine geçirmek için çalıştığı sömürülen topraklar demek. Yetim topraklar yani, öyle mi? Bu topraklar yetimliğin adıdır. O yüzden Orta Doğu diye bir isim uydurdular ki sokakta bulmuş muamelesi çekebilsinler. Sahipsizmiş gibi davranabilsinler. Sonra da Orta Doğu'da işler böyledir diye aşağılasınlar. Kısaca bu iş bir isim koyma kavgasıdır evlat. İsim koymak, iktidar olmak demek yani. Orta Doğu ismi o topraklar zayıflayınca ortaya çıktı. Osmanlı tasfiye edilince de eski Osmanlı topraklarını tanımlamak için konuldu. Maalesef o topraklardan bir Mustafa Kemal çıkmadı. Bir Kuvayi Milliye çıkmadı. Bizim mücadelemiz biraz da bu adı bulmakta. Evlat. Anladım. Usta çok sağ ol. Böyle ara ara sohbet edelim hep. Ederiz. Yeter ki sen iste. Dilimin döndüğünce anlatmaya çalışırım.